Yani gerçekten Fransa nefretimi tek videosu da benim bilmiyorum ama bunu anlattın herkes, ama herkes onu diyor ki işte derdini sikeyim gitmişsin oralara bilmem ne şöyle böyle falan, ama gerçekten yaşanmıyor arkadaşlar, yaşanmıyor, yaşayamıyorum yani. Kültürel olarak o kadar farklılar ki, o kadar bireyseller ki, yani bilmiyorum ya, seninle arkadaş olmak istemiyorlar. Sen Fransız olmadığın için seninle arkadaş olmak istemiyorlar. Böyle hele bir de Fransızca bilmiyorsan vay haline. Yani bir şey alırken bile sen onlara İngilizce konuşuyorsun. Ve sana anlayıp Fransızca cevap veriyor. Konuşmuyorlar. Konuşmak istemiyorlar. Çok bireyseller, çok içe dönükler ve alışık değilim yani. Yani genel olarak Avrupa'da bu böyle sanırım, ama yani mesela bir aktivite yapmak için hastane randevusu alır gibi randevu alıyorsun. Diyorsun ki hey, haftaya şu gün şu kafede şunu yapmak ister misin şu saatler arasında? O da diyor ki tamam. Türkiye'de işler nasıl yürüyor? Kahve içelim mi? Çıktım. Böyle oluyor. Yani o yüzden oturtamadım yani. Yapamadım. Olmuyor. Olmuyor. Yapamadım. Yapamadım. Hem o hem de yani yapacak aktivite o kadar az ki. Yani şimdi ben Strasbourg'dayım, tamam mı? Küçük bir şehir. Ve yapacak aktivite çok az. Çok az. Hani ben tek başıma da hayatta kalabilen bir insanım yani. Hani tek başıma da yapacak aktivite bulurum, ama yok, yok, hiçbir şey yok. Aynı sokakları gezmekten, aynı yerlere gitmekten, aynı şeylere, ben o kadar sıkıldım ki bıktım yani gerçekten. Ve kaldığım yurtta o kadar problemler yaşadım ki bir ay boyunca tahta kurularıyla beraber uyudum. Odamdan neredeyse her gün başka bir böcek çıkıyordu. Hamam böceği olsun, yeşil uçan böceklerden olsun, siyah böyle neyse. Ve bir ayın sonunda tahta kurularıyla uyuduktan bir ayın sonunda dedim ki artık odamı değiştirmeniz için size yalvarıyorum. Ve bana ne dediler biliyor musun? Seni başka odaya taşıyamayız. Çünkü başka odalara da tahta kurusu bulaştırmanı istemiyoruz. Ve sonra ben de bütün kalbimi dökerek mental breakdown geçirip resepsiyonda ağladıktan sonra, artık konuşamayacak kadar ağladıktan sonra en sonunda bana dediler ki tamam, odayı değiştiririz. Ama bir şartla, bütün eşyalarını buzluğa koyacaksın. 3 gün boyunca orada kalacaklar. Ve ben de 3 gün boyunca hiçbir eşyam olmadan yurtta oturdum. Ayrıca tuvalet ve banyoyu tüm katla ortak kullanıyorum. Ve KYK'dan daha kötü olduğunu size garanti verebilirim. Evet. Bütün bunların üstüne her şeyi 22 ile çarpma muhabbeti de var. O yüzden evet. Yaşayamıyorum. Yaşayamadım. Yaşamayacağım da bir daha. Bir daha bu ülkeye adımı dahi atmayacağım. Tamam mı?